Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün düşündüm taşındım, dedim ki artan ÖTV'den sonra şöyle bir fiyatlara bakalım. Özellikle sıfır otomobil fiyatlarına. Hangi otomobil ne kadara çıkmış, ne kadara satılıyor, ne kadar olmuş, şöyle bir piyasayı gözden geçirdim. Aklıma şu geldi işin aslı, dedim ki ya gerçekten biz birkaç sene önce hep böyle bu artışları diyorduk ki, bundan bakın birkaç sene önceden bahsediyorum. Yani Civic'ler 70 bin liralarken falan, ya bu arabalar bu paraları hayatta etmez falan diyorduk. Ama bugün geldiğimiz noktaya bakıyorum, gerçekten çok garip bir halde, garip otomobil fiyatlarıyla, garip işte tüketim malları fiyatlarıyla karşı karşıyayız. Bu videomuzda arkadaşlar sizde 150 bin liralar bandına alınabilecek sıfır otomobillerden bahsedeceğim. Önce bir liste yaptım. Bu liste alınabilecek arabaların tamam bu arada. Hani çok zaten bir şey yok. İlk başta dedim ki ya 100 bin bandlarına alınabilecek sıfır otomobillere falan bakayım dedim. Çok bir seçenek yok. Egea 1.4 var. Başka da doğru düzgün bir şey yok zaten alabileceğiniz. O da 110 bin lira. Yani 100 bin bandı dediğim 100'den 10 bin lira daha fazla. Onun dışında çok fazla bir seçenek yok. Yani 100 bin liralar artık gerçekten sıfır otomobilin bile alınamadığı bir fiyat oranı. Şöyle söyleyeyim size, 2017 yılında ben mevcut B8 kasa Passat'ın 1.4 Trendline cam tavanlı manueline 82.500 liraya pazarlık yapmıştım arkadaşlar. Bugün 300 küsür bin liralardan başlıyor maalesef bu otomobilin fiyatı. Ve şimdi devam edelim. Böyle alfabetik sıraya göre ben size sayayım hangi markada hangi otomobiller var. Bir tane de C3 modeli var arkadaşlar. C3 Aircross değil bu arada, normal C3. 1.0 PureTech 110 beygirlik versiyonu. Normalde PureTech motorlar biliyorsunuz birçok otomobilde 130 geliyor. 110 beygirlik ve manuel versiyonuyla birlikte, aynı zamanda fiil dolanı paketiyle, yani boş paketiyle birlikte 157.500 lira arkadaşlar. Şu an güncel liste satış fiyatı ve bugün günlerden 2 Eylül 2020 arkadaşlar. Yani tazecik yayınlayacağım zaten. Çünkü bu videoları, piyasa videolarını mesela 100 bin videosu, 120 bin videosu mu çektim ben Mehmet'le en son? 150 bin videosu mu ne çektim? Bir ay oldu. Biz onu mesela işte 150 bin liraya ne alınır videosunu 200 bin liraya ne alınır diye güncellememiz lazım. Yani o şekilde koysak gider yani şu an. O yüzden bu tarz videoları hemen sıcak sıcak koymak lazım. Çünkü fiyatlar yerinde durmuyor maalesef. Citroen grubunda bir de Cializa var arkadaşlar. Bunun 1.5 dizel, 6 ileri manuel, Shine paketli versiyonunu alabiliyorsunuz. Bu da 163.900 lira bunun liste fiyatı da. Yani bu biraz daha pahalı. Hani belki C3 biraz daha yeni yüzlü bir araba. Tamam, benzinli. İkisi de manuel zaten. Hani bir otomatik avantajın olsa Cializa'da diyeceğim ki tamam, ama zaten turbo beslemeli benzinli motorları da çok yakmıyor. Bence C3 Cializa'dan çok çok daha iyi bir araba. Ben olsam, Citroen alacaksam C3 tercih ederdim kesinlikle. Duster'ımız var 100 beygirlik arkadaşlar. 1.0 TCE 3 silindirli turbo beslemeli motorla bir Duster alabiliyorsunuz. 4x2 ve manuel vitesli alabiliyorsunuz. 159.900 lira. Şu an bu Duster'ın fiyatı, tabi bunu da bas paketiyle birlikte alabiliyorsunuz. Yani dolu bir Duster maalesef alamıyorsunuz. Uygun bir araba daha var. Dacia'da Stepway'niz var arkadaşlar. 1.0 100 beygir yine. Eco G modelini alabiliyorsunuz burada. 144.900 lira liste fiyatı var. Stepway biliyorsunuz zaten donanımı. Sandero Stepway diye geçiyor. Biraz daha böyle arazi tarzında olan versiyonu. Ve Eco G olması da hani burada bir avantaj. Çünkü direkt LPG'li almış oluyorsunuz bunu. Benzer paralara LPG'li olmayıp EZR, yani yarı otomatik şanzımanlı, robotize şanzımanlı versiyonu da alabiliyorsunuz benzer bir paraya. Logidi var arkadaşlar. Logidi ya da Logi. Evet, Dacia Logi. Bu 1.6 115 beygirlik atmosferik versiyonuyla birlikte alabiliyorsunuz. Yine baz paketiyle. Yine LPG'li ve 157.900. Bu arada bu 5 kişilik versiyonu. Çünkü Logi'lerin bir de 7 kişilik versiyonları var. Bu alabildiğiniz, yani 157 bin lira en bazı, en boşu, en ucuzu 157 bin lira olan 5 kişilik arkadaşlar. 1.6 fabrikasyon LPG'li, bunu da alabiliyorsunuz yine. İşte en ucuzu, listenin en ucuzu 1.4 Easy Egea 110.900 lira. Egea işte geçen ay 103 bin lira falandı fiyatı. Şu an 110.900 lira. Yani en uygunu bile ciddi oranda zam görmüş bence. Yani 100 bin liralarda 7 bin lira %7 yapar abi. %7 iyi zam yani. Az zam değil bugün. 200 bin lira olsa, 14 bin lira, 300 bin lira olsa 21 bin lira diye devam ediyor. Çok şey yani, zaten böyle %7 200 bin liranın üstüne çıkınca
o %7'ler, %5'ler böyle 15-15, 10-10 gelmeye başlıyor. O zaman anlıyorsun yani zamın farkını. Şimdi 150 bantları mesela 160.900 liraya ben şey belirledim. Egea Street 1.3 95'lik hatchback versiyonunu alabiliyorsunuz. Hani 150 bantlarına bir aile otomobili veya bir genç spor otomobili almak isteyenler Egea'nın Street versiyonunu alabilir. Dışarıdan çok güzel gözüküyor. Donanımı orta seviyelerde ama 160 bin liralara hatchback'ini alabiliyorsunuz ki hatchback'inin zaten yalıtımı falan da şeye göre, sedanına göre bir tık daha iyi arkadaşlar. Tercih edilesi bir seçenek. Burada hoşuma gidenlerden bir tanesi. Zaten listenin sonunda ben şey yapacağım. Yani bir 5 arabalık liste yapacağım. Bence buranın kafa 5 modeli listesini yapacağım. Şimdi Ford Courier'ımız var. Blackline modeli. 1.5 dizel, 6 ileri manuel. Birazdan bizim de bugün işte aynı ikisi zaten yine. Birazdan videosu yüklenmiş olur. Blackline değil tabii bizimki, Titanium Plus ama Blackline versiyonu da çok güzel, böyle ortası kuşaklı falan. Bakmanızı tavsiye ederim. 164 bin liraya veriyorlar bu arabayı da. Gerçekten güzel, az yakan, aile kullanımı için özellikle bu fiyatlara tercih edilebilecek birçok binek otomobilden daha iyi bir araba diyebilirim ben Courier için. Blackline modeli kesinlikle tercih edilebilir. Bir bakın. Bayilerde de var bu arada. Yani bunlar yerli üretim zaten. Birçok arabayı bulamıyorsunuz. En azından bu var yani. Ve güzel prim yapan da bir araba var. Piyasa açısından düşünüyorsanız ben tavsiye ederim. Hyundai tarafında Ioniq var abi. 160 bin liralara 1-2 otomatik veriyorlar. Dolu molu araba ama iç tasarımı falan da güzel. Ioniq'u ben çok seviyorum ama yeni gelenler bir defa tam otomatik şanzımanla gelmiyor. Yani tork konvertörlü değil. Abi tork konvertörlü koymuyor. Bari bir CVT şanzıman koy. Sen robotize koyuyorsun 2020 yılında. Bir de 160 bin liralara satıyorsun. Araba tamam, tipi falan güzel de yani ben bu şekliyle açıkçası bu fiyata bu arabayı almazdım. Yani 160 bin lira vereceksem 1.3 dizel Egea alır binerim abi 10 numara. Hatta yani listenin sonunda bir araba var. O arabayı alır binerim yani. Otomatik hem de 10 numara araba yani baktığın zaman. Kia Rio 1.0 turbo 100 beygir DCT şanzımanı. Kul paket. Kul paketten boş ama yine birçok donanımda mevcut. 169.900 liraya satılıyor. Yani bence bir önceki arabadan çok çok daha iyi. Hani bu otomobil. Turbo beslemeli benzinli motorla alıyorsun. DCT çift aramalı otomatik şanzımanla birlikte alıyorsun. Bence güzel. Ha tabii şimdi Kia'nın yakın rakibi i20 zaten. Aynı araba. Tabii benzer fiyatlara i20'ler de bulunuyor. i20 de tercih edilebilir. Hani bu paralara. i20 de alınabilir arkadaşlar. Niye? i20'nin biraz daha piyasası var baktığınız zaman. Bir de şimdi mesela yeni kasası gelecek. Belki ilk kampanyalarla falan i20 de beklenebilir yani. Çok böyle şey yoksa. Zaten gelen zam geldi. Vuracağı vurdu. Ha bundan sonra ince nüans arabalar var. Mesela almak istediğiniz arabanın ilk satış fiyatlarını kontrol edin. Eğer vergi diliminin sınırındaysa beklemeyin abi, alın ama atıyorum 130 bin liralık vergi diliminin sınırını geçtiyse zaten %80 zam gelmiş güle güle yani. Ona çok şey yapmanıza gerek yok. Bu şekilde tercih edebilirsiniz ama bu araba güzel bir araba. Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere. Abi bu listenin bence en uygun ve en konforlu otomobili. Astra sedan. J kasanın sedanını satıyorlar hala biliyorsunuz ama 1.4 turbo. 140 beygir. Edition Plus paket. Çelik jantıdır, şudur budur, her şey geliyor zaten arabanın. Orta paket yani bu araba aynı zamanda. 140 beygirlik turbo bir motoru var, çok güzel. 2020 model 0. Ve fiyatına gelelim. 165 bin liraya. Abi Rio'dan ucuz yani bu araba. Baktığım zaman yani bence çok tercih edilesi. Çok alınası bir araba yani. 0 al bin abi, tamam kronik problemleri var ama sıfır alıyorsun 4-5 sene bir şey olmaz ki arabaya yani. Al bin yani, hiçbir şey olmaz. Gerçekten çok mantıklı bence. Makul alınası. Eğer bayda olsaydı ben Leon'u sattıktan sonra Astra düşünüyordum açıkçası. Onu söyleyeyim, 1.4 turbo. Ama 10 numara motor gidiyor. Tamam kroniği falan vardır ama ya 100 binde geldikten sonra başlayan kronikten bir şey olmaz yani. Ben zaten o kadar binmiyorum. 50 bin 60 bin. Ha, ne olacak yani? Hadi 100 bin bin. Onlara da harca, bir daha bin anasını satayım ne olur yani. Ama fiyat olarak oldukça uygun bir araba. Listenin en ucuzlarından bir tanesi Egea'dan sonra 132.900 liraya. Clio 5 1.0 SCE motoru. 72 beygir atmosferik. Ya ben mesela şahsen 133 bin liraya verip de bu arabayı almam. Bunu alacağım. En azından gider Egea alırım. HP ile sedanıyla. Ki zaten 130 bin lira verirseniz dizel Egea alabiliyorsunuz. Bu arabanın bir mantığı yok yani. Atmosferik ölü motor yani. Bunu alacağıma 1.0'lı 1.4'lü Egea alırım. Daha iyi en azından. Hani en kötü ihtimalle.
Urban paketini alırım. Urban Plus paketini alırım. Dolu bir araba binmiş olurum. Daha geniş bir araba binmiş olurum. Daha çok zevk alırım diye düşünüyorum. Clio 4 Joy arkadaşlar. 120.900 lira. Yani bence turbo beslemeli, küçük hacimli turbo beslemeli biraz daha iyi gitsin istiyorsanız. Yani Clio 5'in 1.0 SC'sini alacağım ama 4'ün 0.9 Joy'unu alırım. Ona binerim yani. Joy'unu alıyorsun, bir ekran takıyorsun. Tamam abi, Allah bereket versin. 10 numara birçok donanımın geliyor. Birçok arabada öyle de zaten. Bu arabanın bir de Station Wagon'da var şu an ellerinde. 4.000 lira falan fark istiyorlar. Aile için bineceksen abi 124.000 liraya turbo beslemeli sana araba işte. Aha. Yani bu arabayı alabilirsin, hala ellerinde var. Bence çok mantıklı bir tercih. Bir de yani alıyorsun 0.9 motor. Ya yakıt az, vergisi düşük. Bence mantıklı. Mesela hanım manuel kullansaydı, ben bu arabanın station'ın tarzını çok seviyorum. Alırdım yani. Vallahi alırdım. Şaka maka. Ciddi ciddi alır binerdim bu arabaya. Clio 5 1.0 TC 100 beygir X-Tronic Joy. Ne abi fiyat? Tahmin et. 167.900 lira. Ya Astra'dan daha pahalı. Tamam Astra'nın yüzümüzü eski ama hani 2009'da çıktı falan. Astra yani ya. Baktığın zaman bu araba Joy, o araba Edition Plus paket. Ve o araba 140 beygir, bu araba 100 beygir. O arabanın yani tamam bir manueli var. 5 lira veriyorsun, otomatiğini alıyorsun bundan aynı paraya. Bence yani yine fazla. Clio için fazla hani öyle söyleyeyim. Bu arabanın bu donanımıyla edeceği para 120.000 lira falan. Hani şu an günümüz için yüksek kurla beraber söylüyorum. Astra bu fiyattaysa bu arabanın bu fiyatta olması lazım. Devam edelim. Bir ucuz araba daha var. Sembol 09 90 beygirlik Joy paketi. 120.900 lira. Bu da yine Clio gibi. Ha ben bunların ikisinin arasında bir tercih yapacak olsam, sedan ihtiyacım aşırı yoksa Clio alırım kesinlikle. Bir tık daha iyi yol tutuş hissiyat olarak. Hatta 3-5 lira para verir Clio'nun Station Wagon'unu alır, ona binerim. Benim şahsi fikrim bu yönde. Bu arada hani Sembol'ün dizelini falan alırım diye içinden geçiriyorsan hiç geçirme. 174.900 lira Sembol'ün dizeli. Çok ciddi bence para yani. Sembol için ciddi bir para. 174.900 ne abi yani, Sembol biniyoruz ya. Şimdi listenin kafa modellerinden bir tanesi. Abi Toyota Corolla Vision paket manuel 161.800. Vision paket otomatik yani multidrives bundaki şanzımandan. Bu motor bu şanzıman yine. Vision pakette de yani far sensörü falan filan var yani, bir ekran taksan tamam abi. Dijital kliması falan da geliyor arabanın. O da 162.900 lira. 1.100 lira civarında bir fiyat farkı var. Yani bence şu listede 167'ler 174'ler sembollere verileceğine, abi 174.000 lirayı ben Sembol'ün dizeline vereceğime Corolla'nın otomatiğinin sıfırını alırım. O arabaya bir tane tüp taktırırım. Şurada bir tane ekran taktırırım. 174.000 liraya gelir her şeyle beraber. 10 numarada, hatta üstüne bir de 5-6 lira para kalır. Bugün LPG kiti muayeneyle beraber 4.000 lira. Senin şuraya takacağın en baba ekran 4.000 lira. Hadi işçiliğim işçiliğine her şeyini say. Paspasını al, pasta cilasını yaptır 5.000 lira. Abi 162.000, 163.000 alsan 9.000 lira para harcasan bu arabaya 172.000 yapar. Yine Sembol'den ucuza gelir yani. Bence mantıklı. En mantıklı otomobillerden bir tanesi yine Corolla'ydı. Gelelim şimdi bu listede benim sıralamama. Birinci sırada benim alacağım araba Astra Sedan abi. Bu paralara. Yani gerçekten tam fiyat performans arabası Astra Sedan. Opel bayilerinde pat çat bulunuyor da Astra Sedan. Bence alınası bir araba. Sedan'dan sonra kesinlikle Corolla Vision abi. Alırım Corolla'mı. Sorunsuz, sıkıntısız. Bu paralar zaten artık şey hani bundan 5 sene önce benim arabam 2014 model. Muhtemelen bu arabanın fabrika çıkış fiyatı 46.000 lira falandır yani. Bu araba o zamanki Corolla'nın orta üst donanımı. Hani en dolu premiumu var. İşte ne var? İşte kendi kendine park edebilme falan var ekstra. Onun dışında bu araba dolu bir araba. Hani bu paketli bir Corolla'yı bugün alsanız 230.000 lira para ödeyeceksiniz. Yani geldiğimiz duruma siz bakın. O dönemin 230.000 liralık arabası ya da bu dönemin 40.000 liralık arabası bu arabalar. Ama bence Vision mantıklı bir araba. Kesinlikle alınabilir bu paralara. Yakıt olarak zaten LPG'ye uyumlu. Bin bin dur abi, ne olacak? Üçüncü sırada abi kesinlikle Ford Courier. Alır binerim. Dediğim gibi birçok sedan arabadan da daha iyidir. Birçok hatchback arabadan da daha iyidir. Dizel az yakıyor. İt gibi yola gidiyor işin aslı. Bence çok mantıklı bir makine. Fiat Egea özellikle dizel spey'ini alabilirseniz iyi ama alamazsanız 110.000 liraya gerçekten sedan bir aile otomobili alıyorsun. Bence çok çok iyi yani, ne bileyim Bluetooth'u şusu busu birçok şey de geliyor yani baktığın zaman. Ha, Bluetooth'tan müzik çalamıyorsun onun Bluetooth'unda, onu söyleyeyim ama USB'si falan geliyor ve güzel araba. Ben tarz olarak da o paralar için alabileceğin en güzel araba, başka tercihin yok zaten.
5. sırada da benim alacağım araba C3 Fiil. 1.0 turbo abi. 10 numara binersin tıkır tıkır. Hani C3 çok görünen bir yüz değil. Ben bu sıralamayı biraz piyasa açısından da yaptım. Benim sıralamam da bu şekilde olur. Zaten alabileceğiniz çok fazla örnek yok. Çok fazla otomobil yok. Bunlar alınabiliyordu. Maalesef ki fiyatlar böyle. Yani bunu artık yapacak bir şey yok. Ben yıllardır, 2 yıldır diyorum ki fiyatlar artacak. Buna alışın. Artık alışmanın zamanı geldi. Bir şey alacaksanız da alın. Mantıklı bir, kendime göre tabii, kendi kişisel zevklerime göre mantıklı bir sıralama yaptım. Yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.